Tipik bir kanat oyuncusu. Evet. Şimdi Hoca özellikle Babel gittikten sonra transfer istemiyorum. Yani tam eski tip sağ açık değil mi? Tam eski tip sağ açık. <laughs> hani derdi ki 7 numara 11 evet. numara. Tam forvet tipine uygun. Şimdi bakalım. Kuvay böyle bir oyuncu. Caner Antalya spor maçında Hoca denedi. Sol önde opsiyon olarak olabileceğini söyledi. Ama Caner de beklentileri karşılayamadı. İlaveten Caner bence başlangıç planı yani başlangıç 11'inde değil bitirme 11'inde olabilir. O da iç sahada baskıyı kurdunuz. Trabzon maçı örneğinden Aynen. hareketle. Şimdi bol orta yapacak. Bol orta yapacak. E şimdi başka kanat oyuncusu kim? Lens. Lens nasıl kanat oyuncusu? Hem Hollanda'dan hem milli takımdan hem Fenerbahçe'den hem Beşiktaş'tan. O da tipik çizgi kanat oyuncusu. Pasör orta saha dönüşümlü bir kanat oyuncusu değil. Şimdi bak tiplere hepsi çizgiye basan çizgiden getiren orta özellikle oyuncu. Peki Burak ne ne, ne diyor? Merkezden hareketli oyun. Evet. Bu Bunu Oyun bir tek Kagava yardımcı olabilir. Bir tek Adem hiç Kagava. Evet. Onlar da ne hepsi kadar hepsi bir arada oynayınca takım savunması zaafı uğrar diyorsun. Kesin. ne diyor? Ben diyor e, sevgili Burak Kagava'yla diyor ya işte Oğuzhan'la. üç yan yan oynamaz. Ama demek istediğini biz anlıyoruz da hani evet. çıkarım yapıyoruz. Pas oyunu diyor. Ama e şimdi sizin elinizdeki kanat oyuncularınız başka bir şey Orta sahanız başka bir şey. Buradaki aslında Beşiktaş'ın planlamasında transfer yaparken en büyük hatalarından biri de bu oldu sevgili Onur. Yani orta sahanız pasör özellikli, kanat oyuncunuz çizgi özellikli, santraforunuz pas istiyor. O zaman evet. takım planlaması doğru kurgulanmamış. Bu. Bunu da eleştiri olarak söylemeyelim yanlış anlaşılmasın. Mevcut şartlar içerisinde ekonomik yapıyla birleştirdiğimiz ortaya çıkan bir tablo olduğunda kabul edilir. Bir takım sorun, zorunluluklar, bir takım da bilgi eksikliği. Bunu da söyleyelim. Hani bileni, evet. bilene kolay deriz ya bu tabiri. Biraz da bilgi eksikliğine bağlayalım. Evet, biz belli ki daha çok uzun süre bunu konuşmaya Hoşçakalın. devam edeceğiz Beşiktaş'la da ilgili.